Herkese merhaba. Vodafone Smart Mini lansmanındayız. Vodafone'un genel merkezinde ve elimde şu anda Vodafone Smart Mini var. Vodafone'un giriş seviyesi yeni Android telefonu. Bar tipinde siyah renkli bir akıllı telefon. Giriş seviyesi niteliği taşıyan bu telefonda 3.5 inçlik ekran bulunuyor. Bu ekran yüksek çözünürlüklü değil ancak doğrusunu söylemek gerekirse parlaklık açısından ve görüntü kalitesi açısından giriş seviyesi bir akıllı telefon arayanlar için yeterli olacaktır. Ekranın tepkiselliği de fena sayılmaz. Geçişler seri sayılır. Bunu söylemek gerek. Telefonda Android 4.1 Jelly Bean var. Bu açıdan giriş seviyesi bir telefon açısından sevindirici bir gelişme bu. Bunun yanı sıra 1 GHz'lik tek çekirdekli işlemci bulunuyor Vodafone Smart Mini'de. 4 GB dahili bellek var. Bunun yanı sıra microSD kart yuvası sayesinde telefonun dahili depolama alanına ek olarak ekstra depolama alanı sahip olunabiliyor. Bunun dışında yine telefonun arkasında 2 megapiksellik bir kamera bulunuyor. Giriş seviyesi bir telefon için yeterli olabilecek seviyede. İhtiyaç duyduğuna Vodafone Smart Mini kullanıcıları bu kamerayı kullanarak istedikleri yerde fotoğraf çekebilirler. Ancak çok da fazla bir kalite beklememek gerekiyor bu kameradan. Kamera uygulamasını da gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi Android'de sunulan varsayılan kamera uygulaması karşımıza çıkıyor. Ayarlarda burada görmüş olduğunuz gibi yapılıyor. 2 megapiksel fotoğraf boyutu. Hemen videoya geçelim. Video kaydına da baktığımızda videonun da yüksek kalite. Bu şekilde video kaliteleri var. Video çekim çözünürlüğü de çok fazla yüksek olması gerek. Bununla ilgili çok fazla detay veremiyorum. Ancak detaylı inceleme yapacak olursak bununla ilgili ayrıntıları sizlere aktarırız. Devam edelim. 2 megapiksel kameradan bahsettik. Bunun dışında telefonun ne var neler yok sağında solda onlara bakalım. Sol tarafta ses tuşları var. Altta micro USB portunu görüyoruz. Alt kısımda herhangi bir giriş çıkış buton göremiyoruz. Aynı şekilde sağ tarafta da herhangi bir buton giriş çıkış yok. Üste 3.5 mm'lik kulaklık ışığı var ve güç butonu yer alıyor. Bu şekilde bir dizilim söz konusu, bir yerleşim söz konusu. Arkada da 2 megapiksel kamera hoparlör var. Yine Vodafone logosu ve Google logoları da dikkat çekiyor. Telefonun içerisine baktığımızda genellikle Jelly Bean üzerinde fazla bir özelleştirme görmüyoruz. Sadece bir arka duvar kağıdı değişikliği var. Bunun yanı sıra çeşitli Vodafone uygulamaları telefonda yüklü geliyor. Bunlar içerisinde görmüş olduğunuz Akut, Campuson, çiftçi kılavuzu, sel servisi var. Vodafone'un üzerinde durduğu Avantaj cepte uygulaması var. Geçtiğimiz günlerde Vodafone tarafından lansmanı yapılmıştı bu uygulamanın ve Vodafone kullanıcılarının çeşitli noktalarda, anlaşmalı noktalarda, çeşitli fırsatlardan hızlı şekilde yararlanmasını sağlıyor bu Avantaj cepte uygulaması. Bu Avantaj cepte uygulaması da Vodafone Smart Mini'de yüklü gelen uygulamalar arasında yer alıyor. Bunun dışında yine Google'un çeşitli uygulamaları yüklü geliyor. Yine Google Play Store üzerinden birçok uygulamayı indirip kullanabilirsiniz. Telefonda FM radyonun da bulunduğunu belirtelim. Bu birçok kullanıcı için özellikle giriş seviyesi telefonların hitap ettiği kullanıcılar için sevindirici olacaktır. Vodafone Smart Mini'de genel olarak bu özellikler var. Telefon küçük boyutları sayesinde elde rahatlıkla tutulabiliyor ve her yerde rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Hafif, sağlam görünümlü bir cihaz. 319 liralık peşin satış fiyatı var. Bunun yanı sıra Vodafone farklı tekliflerle de bu telefonu 24 aylık taahhüt karşılığında müşterilerine sunacak. Bunu da belirtelim. Vodafone Smart Mini ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Detayları teknoblog.com'daki ön inceleme yazısında bulabilirsiniz.